Tolga ve Çağlar'la ilgili ne düşünüyorsun? Onlarla ortak düşüncem vardı. İkisinin de bence ortak tek noktası var. Başka hiçbir eksikleri yok. Alfa ruhları var. Ama bazı yanlarda çok fazla sinirlenebiliyorlar ikisi de. Katılıyorum. Bu sinir değil, asabiyet değil aslında ya. Şimdi gireyim lafa. Kardeşim asabiyet değil. Tutuyormuş yakamdan, bak bu asabiyet değil. Ya öyle yazanlar da oluyor. Uçuş, çok gergin falan filan hani. Değil ya, sonuçta hani normal hayatımda yaptığım iş için buradayım. Ve ben bu işi yaparken bu mizaçla çalışıyorum. Normalde tabii ki böyle gezmiyorum sürekli. Belki de böyle yetiştirildin. Onu yani da bilmiyoruz mutfak, tabii. Mutfak işin içine ekipman girdiği zaman ya da işte o gün amaç yemek yapmaksa mizacım otomatikman böyle oluyor. Dışarıda böyle miyim? Tabii ki değilim ama burada böyle durunca da çok gergin, çok sinirli. Yok birilerini dövecek. Değil abi, normalim yani. Mutfakta buyum. Yani böyle olması gerekiyor bence. Kimisi kahkaha atarak çalışır, kimisi ciddiyetle çalışır. Ha, kahkaha atan ciddiyetsiz ya da samimiyetsiz diye demiyorum. Şimdi mizaç meselesi, herkesin olaya yaklaşımı farklıdır. Bu da bende böyle bir tepki verdirtiyor bana. Tolga? Ya evet, var böyle bir şey. Ben bunu çok gülerek bastırmaya çalıştığım yıllar oldu. Şimdi aslında bir nebze iyi olduğumu da düşünüyorum. Daha kötü günlerim olmuştu. Bunu üzülerek söylüyorum. Sıfır kontrol. En azından şimdi, bir ufak bir dizginleri evet, tutmuşsun. Biraz ucundan tutabildim. Ama yani genelde sakin kalmayı, işte bazen daha çok gülmeyi tercih ediyorum. Ki bazı duygularımı bastırabileyim diye. Ama benim de yapım bu. Kimseyi de kırmak istemiyorum. 5 dakikada hemen pişman oluyorum yaptığım şeyden. Hayatımda en nefret ettiğim şey birini kırmak. Vallahi kırdıysam da özür dilerim yani. Peki, devam edelim Kadir. Başka kimler var? Arzu ile ilgili ne düşünüyorsun? Arzu'nun çok fazla açık sözlü olduğunu söyledim. Yanında çalışan takım arkadaşlarını mesela o açık sözlüyle bir anda kötü bir düşüncesini paylaşırsa bir anda motivasyonunu çökertebilir. O da kendisinin işine gelmez. Eğer hani takımındaki arkadaşların böyle motivasyonu düşürürse mutfak ortamı zaten stresi anlık böyle duygu değişimleri çok kötü yerlere gidebiliyor. O bu şekilde bir yorum yaptım. Bence biraz daha politik davranması gerekiyor. Mutfak parantezi içinde bu arada. Teşekkür ederim. Haklısın. Teşekkür Doğru ederim. Diyorsun. Ben ilk defa böyle bir ortama düşüyorum. Açık sözlülük kötü tarafım olarak algılanıyor. Estağfurullah, hayat yok, yok, yanlış anlamam. Anlatıyorum sadece. Hayatım boyunca açık sözlü olduğum için hedeflerime doğru gittim ve etrafımdaki herkes bundan gayet mutlu ve memnundu. Bir mutfağım var, çalıştırdığım. Dikkat ederim. Teşekkür ederim tavsiyeniz için. Sağ ol, böyle davranın. Yani aslında hayatın her alanında açık sözlü, dobra ve dürüst olmak herkesin çok kolay taşıyabileceği bir şey değil. Çünkü eğer öyle davranıyorsanız onun karşılığında gelecek davranışı da göze almışsınız demektir. Bir şey daha söyleyeyim. Tabii. Yani demek istediğim zaten şu, açık sözlük bence de dediğiniz gibi çok önemli bir davranış. Taşıması da kolay olmayan bir şey. Ben sadece hani mesela atıyorum, Çağlar abiyle beraber çalışıyoruz. O an ona söylemek istediğim, onun motivasyonunu düşürebilecek belki sert bir eleştiri var. Bunu o an söylemek yerine belki daha sonra ertelemek politik bir davranıştır. Evet. O an söylersen motivasyonu düştürür. Evet. Mesela ben şunu görüyorum ki Arzu mesela olsa direkt söyler. O öyle bir eleştiri. Yoksa hani açık sözlüğün kötü olduğu konusunda değil yani. Bu bir de demin Öykü Hanım'ın söylediği şeyle bağlı. Yetiştirme. Ben farklı bir kültürde ve ülkede büyüdüm. Beni yetiştirirken motivasyon yanlışlarını söyleyip direkt yüzüne ve o şekilde hemen düzeltmeni gerektiriyordu. İnsan belli bir şekilde yetiştirilince buna alışıyor. İlla. Ve başka türlüsünü kabul edemiyor. Tabii ki yaşadığımız ülkeye göre kendimizi adapte edip öyle uyum sağlamamız lazım. Evet, doğru. Ve demin başka arkadaşın söylediği gibi bu benim adapte olmuş halim. Yani yetiştiriliş bence de usta çırak ilişkisinde çok kesinlikle çok önemli. Bir hangi tavda dövüldüğünüzle çok alakalı. Çünkü onunla şekilleniyorsunuz. Örnek alıyoruz. Diğer taraftan da baktığınızda bizde genellikle vardır. Dürüst olmak ve onun getirdiği davranışla yüzleşmektense ne tercih? Aman idare edeyim, bugün de idare edeyim. Yarın aman boş ver, yüz göz olmayayım şimdi. Kötü ben olmayayım falan. Hani bir gün yüzleşip mevzuyu ömür boyunca halledeceğine her gün sırtında taşımayı tercih etmek bana çok manasız geliyor. Haklısınız benim. Dolayısıyla da yine yapıcı bir eleştiri. Ben Arzu'nun yerinde olsam o da zaten memnuniyetle karşıladı. Peki. Mor takım kaç verdi ya? Kaynadı arada. Mor takım mı? Size mi? Evet. 8 puan. Deniz tarağı güzel, püre lezzetli, sos olmamış.
Sarma sos cıvıktı biraz değil mi? Evet. Aynen. Yani ben en çok denediklerimden ve Antonio'da pişme oranının Rüşan'ınkini bulduk. Keza püresi de öyle. Çok lezzetliydi. Teşekkür ederim. Ben tuzsuz buldum. Neyi? Her şey. Söylemedim yorumlarda. Şey onu söylerim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.